Sevgili izleyenler, ev sahipleri ya da kiracıların ödedikleri bina aidatları zaman zaman gecikebiliyor. Haliyle bazı yöneticiler de biriken aidatı bina girişlerine yazarak asıyorlar. Bazıları ortak bir WhatsApp grubu varsa oradan duyurmaya çalışıyor. Ancak yapılan bu davranış kişisel verilerin paylaşılması kapsamında suç teşkil ediyor. Ve şikayet edilmesi halinde de o binanın yöneticisinin hapsi dahi istenebilecek. Kiracıyım. Aidat ödüyor musun abi? Ödüyorum. 80 lira. Geciken aidatları kimi yönetici bina girişine asıyor? Panoya. Girişteki panoya yazıyorlar. Şu numaralı daire şu kadar aidat borcu vardır yazıyor. Evet. Kimi ise ortak WhatsApp gruplarında paylaşıyor. WhatsApp grubuna ben zaten karşıyım ya. Ancak iki yöntemde kişisel bilgilerin paylaşılması kapsamında suç. Burada hukuka aykırı bir ifşadan söz ediyoruz. Kiracıların ve ev sahiplerinin düzenli ödedikleri bina aidatları zaman zaman aksayabiliyor. İşte bu durumda devreye bina yöneticileri giriyor. Ya tabii ki oluyor. Mesela bu ay yönetici bana çok tepeden bakıyor. Ben onu korkarak kenardan gidiyorum. Veremediğim mi oluyor? Yöneticiler aksayan aidatlar için bazı yöntemler kullanıyor. O yöntemlerden biri de bina girişlerine liste halinde hangi dairenin ne kadar aidat borcu olduğunun yazılması. Doğru değil tabii ki. İsminin orada görülmemesi lazım. Bir diğeri ise bina yöneticisinin ve bina sakinlerinin ortak kullandığı WhatsApp grupları. Hangi dairenin ne kadar aidat borcu var? İşte o WhatsApp gruplarında paylaşılıyor ve bu yöntemde kişisel bilgilerin paylaşılmasına yol açıyor. Ya bence yanlış bir şey. Çünkü bu sonuçta özel bir şeydir diye düşünüyorum. Sonuçta borç kişinin kendisine ait bir bilgi olduğu için bunun herhangi bir kişiyle paylaşılabilmesi için kişinin rızasına ihtiyacımız var. İşte o paylaşımı yöneticinin başını fena halde yakabilir. Bu yazımdan dolayı hukuka aykırı ifşadan hem apartman yönetiminin idari olarak para cezasıyla karşı karşıya kalabilme gibi bir sorumluluğu söz konusu. Hem de cezai olarak yine ifşa noktasında kişinin rızası alınmadığı için buradaki hukuka aykırı paylaşımdan dolayı bir cezai müeyyide ile karşı karşıya kalmaları mümkün. O borç bilgisini paylaşan yöneticinin şikayeti halinde hapis cezası bile istenebiliyor. Yaklaşık şu an 50.000 TL ile 2 milyon lira arasında değişiyor bunların oranları. Yine cezai müeyyide olarak da 1 yıl ile nitelikli haller kapsamında 6 yıla kadar çıkabilecek bir hapis cezası söz konusu.